Buyurun bey baba. Kızınızın başlık parası. Tam 17.843 lira 60 kuruş. Tamam mı? Hayrullah bey. Maalesef bu fiyat 3 yıl önceki fiyat. Şimdi raiç değişti. Başlık parasını 7.156 lira 35 kuruş daha arttı. Bu zammı da nereden çıkardınız? Ben çıkarmadım. Hayat pahalılandı. Her bir şeyin fiyatı arttı. Domatesin kilosu 2 liradan 3,5 liraya çıktı. Patlıcan ona göre. İnsaf edin Hayrullah bey. Evlatlarımızın mürüvvetini görmek için patlıcan fiyatlarının düşmesini mi bekleyelim? Merhamet bey baba. Ben bu parayı biriktirinceye kadar anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. Söyle ana. Biraz kır baba. Haklısın ama evladım. Ben de kızımı sokakta bulmadım. Kızımın bugünkü raice göre fiyatı 24.999 lira 95 kuruştu. Bastırın başlık parasını, alın kızımı. Peki bey baba. Buna da peki. Şunu bilin ki Elif için yapamayacağım fedakarlık yoktur. Buyurun bey baba. Kızınızın başlık parası 24.999 lira 95 kuruş. O dediğin fiyat eskidi evlat. O zamandan beri hayat bir hayli pahalandı. Ete, una, pirince, bakliyat ile sebzevata ve de kiralara yeni yeni zamlar geldi. İnsaf bey baba, fiyatları ben mi artırıyorum? Hayat pahalandıysa suç bizde mi? Suç ne sizdedir ne de bizde. Menkul ve gayrimenkul her şeyin fiyatı yükselirken başlık parası yerinde durur mu? Biz de biraz zam yapacağız tabii. Aman bey baba, elini vicdanına koy da öyle zam yap. Sırtım yük taşımaktan yara oldu. Merak etme evladım, sizden çok bir şey isteyecek değilim. 9.909 lira 95 kuruşluk ufacık bir zam. Ufak olur mu bey baba? Kim bilir daha ne çok adam dövecek, kim bilir daha kaç bin ton yük taşıyacağım. Daha ne yapalım be evladım, sana kızı maliyetine veriyorum ben. Yeter baba, ben satılık mal değilim. Sen sus, aklın ermez, bağlılık her yandan. Hasretlik bir yandan. Dayan yürüyeyim, dayan.